Tamam mı? Eksik yok değil mi? Saydın hepsini. Evet, tam 300.000 dolar istediğiniz gibi. Tamam. Asiye Hanım, bu kadar acil olan neydi? Nerede kullanılacak para? Lazım geldi Fukat Bey. Lazım geldi. Peki Ali Kemal Bey sorarsa? Ali Kemal Bey sorarsa mı? Hesabımdaki paranın izahatını hiç kimseye vermek zorunda değilim. Para benim param. Soracağınız başka bir şey var mı? Yok. Niye inmedi bunlar aşağıya? Ha? Ne yapıyorlar Akça? Oğlumun bekleyecek zamanı yok. Tamam, sakin ol. İnerler şimdi. Akça. Ya oğluma bir şey olursa? Şule, onunla bir şey olmayacak. Kavuşacaksın. Çok az kaldı. Ağlama ne olur. Buyurun. Bir şey mi istediniz? Yok. Yok, bir isteğim yok. İyi günler Şule Hanım. Şule. Asiye Hanım, hallettin mi? Hallettim. İstedikleri paranın hepsi burada. İyi tamam, hadi gidelim. Sen gelmiyorsun. Ben tek başıma gideceğim. Siz ikiniz burada kalacaksınız. Ama Asiye anne... Nerede tutuyor torunumu? Bir adres var demiştin. Neresi orası? Tamam işte, hep beraber gideceğiz. Hadi. Şule, sen gelmiyorsun. Oturup burada dua edeceksin. Dua et ki bir tek insanın burnu bile kanamadan şu işin içinden sıyrılalım. Söyle adresi neresi? Allah! Allah! Zeynep. Zeynep. Abla. Zeynep. Zeynep, iyi misin? Ha? İyi misin? Burak nerede? Cevap ver, oğlum nerede? İyi mi? Abla, Hasan aldı Burak. Hasan kurtardı yani. Hı? Hasan kurtardı değil mi oğlumu? Yani evet. Buna kurtarmak deniyorsa aldı gitti işte. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Neredeler peki? Hasan nerede? Bilmiyorum. Ali Kemal, o da peşinden gitmişti. Hiçbir şey demediler mi sana? Ya bilmiyorum. Hasan Burak'ı alıp gitti ya. Tek bildiğim bu benim. Ya nerede bunlar o zaman? Niye gelmediler? Aç şu telefonu oğlum, aç. Açmıyor. Ne işler çeviriyorsun sen? Ne çevireceğim ben? Çeviriyorsun sen bir şeyler. Kim o adamlar? Seninle dertleri ne? Pardon da sen kimsin? Hayır yani aileden falan olsan karşıma alıp açıklayacağım da. Neysin de? İyi, ben aileden değilim. Bak o aileden. Sorsana şöyle kardeşine. Madem bebek yanındaymış, kucağındaymış, yeğeni niye koruyamamış? Sorsana kardeşine, anlatsın. Bana bak. Yeğenim de ben de ölümden kurtulduk. Neyin derdindesin sen ha? Yeter. Zeynep, gel benimle. Ben biliyorum senin derdinin ne olduğunu. Benim derdim sensin. Var ya sende bir şeyler. Ama öğreneceğim ben, sen merak etme. Zeynep yürü. Zeynep yürü dedim. Geç dedim. Kafayı yemiş bu ya. Bir de hesap soruyor bana. Sen de hiç sesini çıkarmıyorsun ezik gibi. Niçin kaçırdılar oğlumu? Hı? Niye kaçırdılar oğlumu? Akça haklı. Madem adamların derdi seninleydi, o zaman alıp seni götürürlerdi. Burak'a nasıl bulaştırdın bu işe? Abla bırak, canımı yakıyorsun. Öyle mi? Benim canım daha çok acıyor biliyor musun? Burak'ın orada ne işi vardı? Kucağındaydı abla. Kapı çaldığında oğlum kucağındaydı. Hasan geldi zannettim, ondan açtım kapıyı. Ne sandın abla? Ha? Bilerek mi götürdüm sandın? Ha. Yaparsın diyorsun yani, öyle mi? Zeynep. Ne? Senin yüzünden oğlum ölecekti. Senin yüzünden Burak ölecekti. Oğlum kurtuldu abla. Merak etme. Ama olan bana olacak. O adamlar o parayı almadan beni asla bırakmazlar. Sıkarlar bir köşede kafamı. Sen de rahat edersin değil mi? Hatta bir şey söyleyeyim mi? Keşke öldürselermiş beni. Hiç olmazsa seni böyle görmemiş olurdum. Zeynep. Ben gerçekten özür dilerim. Ben sadece çok korktum. Gerçekten senden çok özür diliyorum. Korktun öyle mi? Ben hala korkuyorum abla. Ne zaman öldürecekler, nerede yakalayacaklar diye çok korkuyorum.
Ama anlaşılan sen de bana yardımcı olacaksın. Zeynep. Tamam. Söz veriyorum, yardım edeceğim. Hasan da açmıyor. Allah'ım sen koru çocuklarımı. Sen koru. Sen ne diye Ali Kemal'i Hasan'ın yanına götürürsün ki? Ben anlamıyorum. Tanımıyor musun sen bunları? İkisi de barut fıçısı gibi. Konuşacağım dedi çünkü. Anlamasa da dinlemese de ben anlatacağım ona dedi. Hayır yani sen neyi zorluyorsun? Kimin evladını kimden koruyorsun sen? Anası belli, babası belli zaten. Neyin inadı bu? Ben Ali Kemal yüzünden günlerdir oğlumu göremiyorum Asiye Hanım. Onun bu saçmalıkları yüzünden. Ben çok yoruldum ya artık. Hangisi hapse girecek, hangisi mezara girecek bunu düşünmekten. Ali Kemal mi, Hasan mı ölecek, ne olacak? Ben çok yoruldum artık ya. Niye ağlıyorsun sen Asiye? Ali mi geldi yeni? Ona mı üzüldün? Ya bir de bu var ya. Hasan Efe yüzünden değilse bile babasının intikamı için durmayacak zaten. Sakın. Hiç kimseye söylemeyeceksin. Ne Ali Kemal'in, ne Murat'ın, ne de Hasan'ın bundan haberi asla olmayacak. Bu sır bizimle beraber mezara kadar gidecek. Eğer gitmezse bu çocukların mezarının başında ağlayan biz oluruz sonra. Şşş, sakın. Acıktım ben, çorba ver bana. Sen hala burada mısın? Buradayım tabii ki Şule. Oğlumla Hasan'ı bekliyorum ya ben de. Hiçbir şey demedi mi kardeşin? Neymiş dertleri bebekle? Adamlar geldiğinde Burak kucağındaymış. Altında bir şey var ama. Yeğenini de kendisiyle beraber tehlikeye atacak hali yok herhalde. Bilmem. Yapmıştır belki. Düzgün konuş. Kardeşim o benim. Ne söylediğine dikkat et. Hasan'ı arıyorum, arıyorum ama ulaşamıyorum. Sen ulaşabildin mi? Niye açsın? Güvenmiyor ki artık bana. Ben de ulaşamıyorum. Öyle arıyorum ben de. Bu kar usanır belki açar diye. Sen bakma benim öyle konuştuğuma. Kardeşine söyle korkmasın benden. Sinirlerim çok. Ama yine de... Zeynep, al şu parayı bir an önce git. Abla bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne yapıyorsunuz burada? Hı? Yani bu parayı Zeynep'e vermek zorundayım. Eğer bu parayı adamlara vermezse kardeşimi öldüreceklermiş. Peşini bırakmayacaklarmış. Lütfen beni anla. Abla ver şunu. Zeynep. Ya ben kimsenin ikna olmasını falan bekleyemem. Canım söz konusu benim. Kusura bakma abla ama sen yalvarmaya devam et. Benim bu parayı acil götürüp vermem gerekiyor. Ver şunu. Zeynep. Abla. Ver kızım. Al. Al torunlarımın, çocuklarımın, başımın, gözümün sadakası olsun. Alsana. Asiye Hanım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Yani ben bu elinizi asla unutmayacağım. Unut. İyiliğimi de unut, beni de unut. Hatta toptan bu evi unut. Çık git evimden. İstemiyorum seni. Anne. Kardeşin bu evde kalmayacak. Derhal terk edecek evimi. İtirazın varsa sen de onun peşinden gidebilirsin. Buyurun, kapı açık. Buyurun. Ablacığım, tamam üzülme. Ben başımın çaresine bakarım, merak etme. Tamam. Kendine dikkat et, tamam. Ablamı üzmeyin artık. Tamam, tamam. Hadi üzmeyeceğiz ablanı. Hadi.